Şimdi bizim Okan Karacan zaman zaman benim de hem radyodan arkadaşım, zaman zaman onun sıkıntılı günleri Vehbi Dinçak, Allah rahmet eylesin, gazeteci abim, o çok severdi ve desteklerdi, en kötü gününde de hep yanında olmuştur. Çok sorunlu dönemleri oldu Okan Karacan'ın. Gözaltına alındı. Niye? Darp iddiasıyla gözaltına alındı Okan Karacan. 3 ay önce boşandı. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. Ben onu birkaç ay öncesinden de Zeynep'in sayfasından da görmüştüm. O zaman anlamıştım ayrılıklarını. Aslında aşk evliliği onlarınki. Yakından tanıdığım için söylüyorum. Asistanıydı Zeynep. Sonra aşk evliliği, severek birbirlerine evlendiler ama iki çocuktan sonra bu duruma gelmesi üzücü tabii. Bu kez de Okan Karaca'nın eski baldızı Zerrin Kadıoğlu'nun burnunu kırdığı iddia ediliyor. İddiaya göre Okan Karaca geçtiğimiz akşam eski eşinin evine gidiyor. Orada tartıştığı eski kayınvalidesini darp ederken eski baldızını, baldız Zerrin Kadıoğlu'nun da burnunu kırıyor. Eski eş Zeynep Kadıoğlu annesi ve kardeşi Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oluyor. Haber böyle. Gözaltına alınan Okan Karacan olay sonrası adliyeye sevk ediliyor. Daha sonra da mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu kavganın geçmişinde Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesinden karakolluk olduğunu söylemişti. Zeynep Kadıoğlu da daha önce verdiği açıklamalarda programlara çocuğumun yanında şiddet gördüm diyor. Uzaklaştırma kararı aldığını ekliyordu o dönem. Hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm diyor. Bu adamın bağımlılıkları var. Boşanma nedenlerimden birisi de bu. Evli kaldığımız dönemde de bu tarz şeyler yaşadık. Benim iki çocuğum var. Ben çocuğumu böyle bir ailede büyütmem. Kendisinin artık mantıklı olduğunu düşünmüyorum demişti Zeynep Kadıoğlu. Elimde videolar var, ses kayıtları var. Yaşadıklarıma inanamazsınız. Hep çocuklarım var diye sustum. Hatta ikinci sayfa programına katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam Zeynep. En sonunda diyor namusuma laf etti. O anda da diyor boşanmaya karar verdim. Defalarca da ihanete uğradım diyor Zeynep Kadıoğlu. Bir aşk evliliğinden iki çocuk sonrası bu duruma gelmek üzücü. Neler söyleyeceksin Ali abi? Söyleyeceğim şey şudur. Okan Karaca'nı çok eski tanırım. Eskiden Evet. Okan tombik bir çocuktu. Mide operasyonuyla zayıfladığı içinden bir Okan çıktı. Evet. Ben böyle bir espri ile karışık ettirim. İşte zayıfladın, evet, karakter olarak zayıfladım diye. Yani o kiloları verirken anladığım kadarıyla biraz da psikolojisi de gitmiş ya da yaşadığı özel hayattaki sorunlar nedeniyle psikolojisi gitmiş. Evet. Geleneğine şiddet uygulayan eşini 60 kaşın kadınla aldatan birinin savunulacak tarafı yok. Eşin baldızını burnunu kırmışsa bu ülkede kadını koruyan 6.284 sayılı yasaya rağmen nasıl mahkeme onu adli kontrol şartıyla Serbest bırak. Evet. yargılamıyor. Ben anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Üzüldüm. Evet, üzücü. Ortada iki çocuk var yani her şeyden önce. Hani ayrılıkların bile ne bileyim saygılı olması gerekirken kavga, gürültü, darp kötü duruma gelmiş ki bunlar dediğim gibi severek birbirlerini severek evlendiler. Üzücü. Çocuklar açısından üzücü yani. Geliyorum Zeynep Karacan, evet Zeynep Karacan, kapıya çık. Alacağım o çocukları çatır çatır. Çocukları alacağım. Zeynep Karacan. Alacağım o çocukları.